Merhaba değerli Joycaz dinleyicileri, Old School'a hoş geldiniz. Ben Levent Parman. Bu programımızda Dexter Gordon'un 3 albümünden seçtiğim parçaları dinleyeceğiz. Dexter Gordon, 1923-1990 yılları arasında yaşamış Amerikalı tenor saksafonist, besteci ve grup lideriydi. Erken dönem bebop müzisyenleri arasında en etkili olanlardan biriydi. Dexter Gordon, 198 santim olan boyu nedeniyle uzun boylu Dexter ve sofistike dev olarak da bilinirdi. Stüdyo ve performans kariyeri 40 yıldan fazla sürmüştür. Dinleyeceğimiz ilk albüm Go isminde. 27 Ağustos 1962'de Wengelder stüdyolarında kaydedilen albüm yine aynı yıl Blue Note plak şirketi etiketiyle piyasaya çıkmış. Tenor saksafonda Dexter Gordon, piyanoda Sonny Clark, kontrbasta Butch Vernon ve davulda Bill Higgins'ten albümün açılış parçası Dexter Gordon bestesi Cheesecake'i dinliyoruz. Thank you.
Dexter Gordon'un çalışı genellikle geniş ve ferah olarak nitelendirilirdi. Sololarına Happy Birthday ve Wagner'ın operalarından iyi bilinen melodiler gibi çok çeşitli kaynaklardan müzikal alıntılar eklerdi. Bu tip çeşitli müzikal kaynaklardan alıntılar yapmak caz doğaçlamasında alışılmadık bir durum değildi ama Gordon bunu tarzının bir özelliği haline getirecek kadar çok sık yapardı. En etkilendiği müzisyenlerden biri Lester Young'tı. Dexter Gordon'un da John Coltrane ve Sonny Rollins'i hem etkilediği hem de etkilendiği söylenmiştir. Gordon'un güler yüzlü ve esprili bir sahne duruşu vardı. Seyirciyle iletişim kurmayı çok severdi. Kendine özgü ritüellerinden biri de özellikle bir balat çalmadan önce sözlerini ezbere söylemekti. Albümden Jill Stein bestesi I'll Guess I'll Hang My Tears Out to Dry adlı parçayı dinleyelim. Thank you.
Kaliforniya'da doğan Dexter Gordon, müzik çalışmalarına 13 yaşında klarnetle başladı. Ardından 15 yaşında alto saksafona ve son olarak 17 yaşında tenor saksafona geçti. Okul bandosunda çaldı ve eğitimine devam ederken Chico Hamilton ve Buddy Collette gibi çağdaşlarıyla gruplarda çalma fırsatı buldu. Dexter Gordon 1940 ile 1943 yılları arasında Lionel Hampton grubunun bir üyesi olarak saksafon bölümünde çaldı. 1944'te Fletcher Henderson grubunda, ardından Louis Armstrong grubunda yer aldı ve Billy Eckstine'a katıldı. 1942-1944 müzisyen grevi Hampton, Henderson ve Armstrong gruplarının kayıtlarını kısıtladı ancak 1943'te Harry Swift Edison ile birlikte grevden etkilenmeyen küçük bir plak şirketi için Nat Cole'un kayıtlarında yer aldı. Sıradaki parça Second Balcony Jump. Thank you.
1944'ün sonlarında Dexter Gordon New York'ta oturuyor, bebop jam session'ların müdavimi oluyor ve Billy Eckstine Big Band'in solistleri arasında yer alıyordu. 1945'in başlarında Dizzy Gillespie ve Sir Charles Thompson'ın kayıtlarında yer aldı. 1945'in sonlarında Savoy Plak şirketi için kendi adına kayıtlar yapmaya başladı. 1946'nın sonlarında Los Angeles'a döndü ve 1947'de Ross Russell'ın Dial Plak şirketinin kayıtlarını yönetti. Los Angeles yıllarında gittikçe ünlenmeye başlayan Dexter Gordon, grupların kayıt ve konserleri için aranan bir müzisyen olmaya başlamıştı. Go adlı albümden Cole Porter bestesi Love for Sale'i dinliyoruz.
1950'lerde Dexter Gordon'ın kayıtları ve canlı performansları eroin bağımlılığı ve yasal sorunlar nedeniyle düşüşe geçti. 1953'ten 1955'e kadar Chino hapishanesinde hapis yattıktan sonra 1955'te Daddy Plays the Horn ve Dexter Blows Hot and Cool adlı albümlerini kaydetti ve bazı albümlerde sideman olarak çaldı. 1959'a kadar birkaç kez daha hapse girip çıkan Dexter Gordon, sonrasında bazı film ve tiyatro oyunlarında yer alıp bestelerini seslendirmiştir. Sıradaki parça Jimmy McCoo bestesi Where Are You? Thank you.
Dexter Gordon 1961'de Blue Note ile sözleşme imzaladı. Başlangıçta kayıtlar yapmak için Los Angeles'tan New York'a gidip geliyordu. Ancak alkol servisi yapan yerlerde sahne almasına izin veren kartını yeniden aldığında burada ikamet etmeye başladı. 12 yıl sonra ilk New York performansını Caz Galeri'de yaptı. Gordon'ın önce İngiltere'de, ardından Avrupa'da konserler için teklifler alması nedeniyle New York'ta kalışı kısa sürdü ve 1962'de Amerika'dan ayrıldı. Go adlı albümden son olarak da Julian Robledo bestesi 3 O'Clock in the Morning adlı parçayı dinleyelim. Tenor saksafonda Dexter Gordon, piyanoda Sonny Clark, kontrbasta Butch Vernon ve davulda Bill Higgins. Thank you.
1962'de Amerika'dan ayrılışından sonraki 14 yıl boyunca Dexter Gordon Avrupa'da özellikle Paris ve Kopenhag'da yaşadı. Bud Powell, Ben Webster, Freda Hubbard, Bobby Hutcherson, Kenny Drew, Horace Parham ve Billy Higgins gibi gurbetçi veya misafir müzisyenlerle düzenli olarak çaldı. Gordon ile Kenny Drew'un eşleşmesi, Miles Davis ile Red Garland ya da John Coltrane ile McCoy Tyner gibi bir nefesli müzisyen ile bir piyanist arasındaki klasik eşleşmelerden biri oldu. Bu dönemden Our Man in Paris, One Flight Up, Getting Around ve Clubhouse albümlerini kaydetti. Our Man in Paris, piyanist Bud Powell, davulcu Kenny Clark ve Fransız basçı Pierre Michelot'dan oluşan destekle 1963'te Paris'te kaydedilen bir Blue Note albümüydü. Dexter Gordon ayrıca başka kayıtlar için zaman zaman Amerika'ya da gitti. Getting Around, Mayıs 1965'teki bir ziyareti sırasında Blue Note için kaydedildi. Sırada Our Man in Paris isimli albümden dinleyeceğimiz parçalar var. 23 Mayıs 1963'te Paris'te CBS stüdyolarında kaydedilen albümde tenor saksafonda Dexter Gordon, piyanoda Bud Powell, kontrbasta Pierre Michelot ve davulda Kenny Clarke yer almışlar. Albümden Charlie Parker bestesi Scrapple from the Apple adlı parçayı dinliyoruz.
Dinlemeye devam ettiğimiz 1963'ten Our Man in Paris adlı albümün adı kaydın yapıldığı yere atıfta bulunur. Gordon bir yıl önce Kopenhag'a taşınmıştı ve her ikisi de Paris'te yaşayan gurbetçi arkadaşları Bud Powell ve Kenny Clarke ve Paris'in yerlisi Pierre Michelot ile bir araya gelip bu albümü yaptılar. Powell, Clarke ve Michelot The Three Basses adı altında sık sık birlikte çalmışlardı. Sıradaki parça Ann Runnell bestesi Willow Be For Me. Thank you.
Değerli caz severler, Old School'a devam ediyoruz. Ben Levent Parman. Bu programımızda Dexter Gordon'un 3 albümünden seçtiğim parçaları dinliyoruz. Dexter Gordon, 1960'larda yaşamak için Avrupa'nın çok daha kolay bir yer olduğunu söylemiştir. Amerika'ya göre daha az ırkçılıkla karşılaştığını ve caz müzisyenlerine daha fazla saygı duyulduğunu belirtmiştir. Ayrıca 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında Amerika'ya yaptığı ziyaretlerde siyasi ve sosyal çekişmeleri rahatsız edici bulduğundan da bahsetmiştir. Dinlemeye devam ettiğimiz Our Man in Paris isimli albümden Broadway adlı parça var sırada. Thank you.
1965-1973 yılları arasında Blue Note'dan Prestige Plak şirketine geçen Dexter Gordon, albümlerinin bazılarını Amerika'ya yaptığı ziyaretler sırasında kaydetti, bazılarını ise Montreux Jazz Festivali'ndeki canlı setlerde dahil olmak üzere Avrupa'da yaptı. Ayrıca Avrupalı plak şirketleri ile de yaptığı sözleşmelerle The Apartment, More Than You Know ve Montreux Jazz Festivali'nde ödül aldığı Biting the Apple adlı albümlerini de kaydetti. Sıradaki parça Stairway to the Stars. Thank you.
Gordon 1976'da temelli olarak Amerika'ya döndü. Woody Shaw, Ronnie Matthews, Stafford James ve Louis Hayes ile birlikte New York'taki Village Vanguard'da Eve Dönüş olarak adlandırılan bir konser verdi. Bu konser kaydedildi ve Columbia Records tarafından bu isimle yayınlandı. Dexter Gordon'ın geri dönüşünün yarattığı sansasyon ve Art Blakey'in 1970'ler ve 1980'lerin başlarında devam eden çabaları, elektronik seslere ve çağdaş pop etkilerine vurgu yapan füzyon caz döneminin ardından melodik, swing ve akustik temelli klasik caz sınırlarına olan ilgiyi yeniden canlandırmıştı. Our Man in Paris isimli albümünden son olarak da Dizzy Gillespie ve Frank Peparelli bestesi A Night in Tunisia'yı dinliyoruz. Tenor saksafonda Dexter Gordon, piyanoda Bud Powell, kontrbasta Pierre Michelot ve davulda Kenny Clark. Thank you.
Dexter Gordon 1978 ve 1980'de Downbeat'in yılın müzisyeni seçildi ve yine 1980'de Hall of Fame'e dahil edildi. Amerikan ve Fransız hükümetleri kendisine çeşitli ödüller verdiler. Hayatı boyunca sigara içen Dexter Gordon 1980'li yıllarda amfizem nedeniyle zayıf düştü. Konserlerde ve festivallerde popüler bir cazibe merkezi olmaya devam etti ancak canlı performansları ve kayıtları kısa süre sonra seyrekleşmeye başladı. Sıradaki albümün ismi Doing Alright. 6 Mayıs 1961'de kaydedilmiş, tenor saksafonda Dexter Gordon, trompette Fred Howard, piyanoda Horace Parlan, kontrbasta George Tucker ve davulda Earl Harewood yer almışlar. Albümün açılış parçası I Was Doing Alright adlı George Gershwin bestesi. Thank you.
Right, Dexter Gordon'un en ünlü albümlerinden biridir ve kariyerinde önemli bir noktaya işaret eder. 1961 yılında yayınlanan bu albüm, Dexter Gordon'un birkaç yıl süren görece belirsizliğinin ardından caz sahnesinde kendini yeniden kurduğu bir döneme denk geliyor. Bebop ve hard bop tarzlarının bir karışımını içeren albüm, Gordon'un sağlam, kadifemsi tenor saksafon sesini ve enstrümanı aracılığıyla duygularını aktarmadaki olağanüstü yeteneğini sergiliyor. Albüm, Dexter Gordon'un diskografisinde bir köşe taşı niteliğinde ve kariyerinin önemli bir evresindeki yetenek ve tarzını örnekliyor. Caz hayranlarının, özellikle de tenor saksafon ve hard bop türünün evrimiyle ilgilenenlerin mutlaka dinlemesi gereken bu albümden unutulmaz standart You Change adlı Carl Fisher bestesini dinleyelim.
Gordon, 1986 yapımı Round Midnight adlı filmde 1950'lerin sonlarında Paris'te yaşayan gurbetçi bir caz müzisyeni olan ve Lester Young ve Bud Powell'dan esinlenen Dale Turner rolünde oynadı. Bu rol ona en iyi erkek oyuncu dalında akademi ödülü adaylığını kazandırdı. Round Midnight'ın soundtrack performansları Round Midnight ve The Other Side of Round Midnight albümleri olarak yayınlandı ve Herbie Hancock'ın orijinal müziklerinin yanı sıra Gordon'ın çaldığı parçalara da yer verildi. Bu son albüm Gordon'ın kendi adıyla yayınladığı son kayıt oldu. Tony Bennett'in 1987 tarihli albümü Berlin'de Sideman olarak yer aldı. It's You or No One adlı Sammy Cahn ve Jules Stein kompozisyon dinliyoruz. Thank you.
Dexter Gordon sadece caz dünyasında çığır açan bir figür değil, aynı zamanda Amerikalı caz müzisyenleri ile Avrupa arasındaki kültürel uçurumu kapatan bir öncüydü. 1960'ların başında Avrupa'ya taşınması, Amerikalı caz müzisyenlerinin Avrupa'da kendi ülkelerinden daha fazla takdir gören bir dinleyici kitlesi bulmasına yönelik daha geniş bir eğilimin parçasıydı. Dexter Gordon'un Avrupa'da geçirdiği zamanı özellikle ilginç kılan şey kariyerini nasıl gençleştirdiğiydi. En önemli çalışmalarından bazılarını kaydederek ve bir nesil Avrupalı caz müzisyenlerini etkileyerek Avrupa caz sahnesinde merkezi bir figür haline gelmiştir. 3 kez evlenip 5 çocuk sahibi olan Dexter Gordon, 25 Nisan 1990'da Philadelphia'da böbrek yetmezliği ve sigaraya bağlı gırtlak kanserinden 67 yaşında hayata veda etmiştir. 6 Mayıs 1961'de kaydedilen ve tenor saksafonda Dexter Gordon, trompette Freddie Hubbard, piyanoda Horace Parlan, kontrbasta George Tucker ve davulda Al Harewood'un yer aldığı Doing All Right isimli albümünden son olarak da I Want More adlı bestesini dinliyoruz. Değerli JoyJazz dinleyicileri, bu programımızda Dexter Gordon'un 3 albümünden parçalar sundum sizlere. Ben Levent Parman, haftaya yeni bir Old School'da buluşmak üzere, hoşça kalınız. We'll be right back.